Merhabalar, hoş geldiniz. IEEE Türkiye Öğrenci Kolları RAS İHA eğitim serisine hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimden başlayayım. Burak Yıldırım, Pamuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. IEEE Pamukkale Üniversitesi'nde de RAS koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Biraz projelerimden bahsetmek gerekirse, İHA sürecim lise yıllarımda başladı. Onun devamında üniversite yıllarında savaşan İHA kategorisinde yarıştım. Tabii belli başlı diğer projelerim de oldu. Tarım teknoloji yarışmalarına katıldık takım olarak. Bugünkü eğitimimizi biraz bahsetmek gerekirse İHA sistemlerinde bulunan kontrolcüler ve otopilot, telemetri ve haberleşme, itki ve kontrol sistemlerini inceleyeceğiz. Kontrolcüler ve otopilottan başlarsak uçuş kontrol kartları uçağımızdaki sensörlerden gelen verileri işleyerek uçağımızın otonom bir şekilde gitmesini sağlayan cihazlardır. Piyasadaki belli başlı kontrol kartlarını burada görüyorsunuz. Piyasada en çok kullanılan sistemlerden biri olan Arduino, sonraki Pixhawk, Pixhawk Cube serisi, Pixhawk Mini, Türkiye'de pek bulunmayan ve çok kişinin kullanmadığı vektör kontrol kartı, dronlarda kullanılan NASA uçuş kontrol kartı ve Navio 2 uçuş kontrol kartlarımız gözükmektedir. Bunları biraz detaylandırırsak, uçuş kontrol kartlarına bağlanan sensörleri inceleyelim. Şematiğimizde uçuş kontrol kartına bağlı olan sensörleri görmekteyiz. Jiroskop sensörü nedirden başlarsak, jiroskop sensörü açısal hızı algılayabilen bir sistemdir. Yani sabit duran bir cismin 3 dikey eksende açısal oranlar karşılaştırılarak dönüş yönü ve hızı belirlenir. Algıladığı verileri işlemci sayesinde işleyerek elektrik sens sinyaline çevirir. Jiroskop, yön ölçümü veya ayarlamasında kullanılan açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışır. Jiroskopik hareketin temeli fizik kurallarına ve merkez kaç ilkesine dayalıdır. Burada jiroskop verilerimizin misyon planı ekranında görüntüsünü görmekteyiz. Bir diğer sensörümüz ivme ölçer. Bir kütlenin sahip olduğu ivmeyi hesaplayan sensördür. Bu sayede insansız hava aracımızın havadaki ivmesini hesaplamış olmaktayız. Bir diğer sensörümüz GPS. Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında 4 veya daha fazla uydu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir. GPS'in nasıl çalıştığını anlatmak gerekirse burada benim hazırladığım bir görsel var. İzmir'de yaşadığım için İzmir'deki yakın bir bölgeyi seçtim. Öncelikle İlk başta konumumuzu bilmediğimiz bir alan olsun. İzmir'e 150 kilometrelik bir İzmir merkezi 150 kilometrede olduğumuzu biliyoruz diyelim. 150 kilometrelik bir çember çizdik haritamızda. Sonra diyoruz ki Alaşehir'e de 50 kilometrelik bir mesafedeyiz. Onun için de bir 50 kilometrelik bir daire çiziyoruz. Onda bir diğer veri, Aydın merkezi de 80 kilometrelik bir çaptayız. Bu dairelerin kesişim noktası bizim konumumuz olmuş oluyor. Sayede 3 uydu yardımıyla konumumuzu tespit etmiş oluyoruz. Buradaki görsel mesafeleri uydurma bir şekilde yaptım size göstermek için. Dördüncü bir uydu ile de havadaki yüksekliğimizi hesaplamış oluyoruz. O yüzden en az 4 uydu denmesinin sebebi bu. Ama uçuş kontrol kartlarında en az 6 uydu ile uçuşa geçebilirsiniz. Yoksa otonom bir şekilde uçuşunuz gerçekleşmez. Bunun sebebi 6 uydu sayısı ile kesin bir konum tespiti yapılmaktadır. Bir daha eklemek gerekirse GPS verisi minimum 5 ve
1 metre arasında bir sapma payı bulunmaktadır. Bunu da işlemlerin içine katmak gerekiyor. Sayısal pusula nedir dersek, sayısal aracın uçuş yönü göstermektedir. Bu sayede uçuş yönünü bulmamızı sağlar. Buradaki görselde misyon planı ekranının üzerindeki uçuş yönümüzün göstergesidir. Sayede uçuş yönümüzü buradan da görebilmekteyiz. 6 metre nedir dersek, 6 metreler insansız hava araçlarının yüksekliğini hesaplayan sensörlerdedir. Uçuş kontrol kartlarımız içerisinde belli başlı 6 metreler bulunmaktadır. Bunun haricinde uçuş kontrol kartlarına farklı sistemlerde entegre edilebilir. Öncelikle lidar, lazer ile mesafe sensörü ölçmek gibi ya da ultrasonik mesafe sensörü ile bunları uçuş kontrol kartını adapte ederek iniş ve kalkışların daha stabil bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Uçağın kesin yüksekliğini yani birçok sensörden gelen verileri işleyerek kesin bir yükseklik saplamış olursunuz. Güç modülü uçuş kontrol kartına APM, PixTalk gibi kontrol kartlarını ya da diğer uçuş kontrol kartlarında lipo batarya üzerinde stabil bir güç sağlamak ve akım gerilim ölçümlerini yapmak için tasarlanmış bir modüldür. Bu sayede bataryamızda ne kadar voltaj çekildiği, bataryamızda ne kadar bir kapasitenin kaldığı, ne kadar uçuş devam edeceğimizi hesaplayabiliriz. Burada da misyon planı üzerinden değerleri okumaktayız. Batarya voltajı, bataryadan çekilen akım gibi gibi verileri sağlamış oluyoruz. Bu tüpü nedir dersek, tüpün açık ucundan giren hava akımının oluşturduğu basınç ile tüpün yanlardaki deliklerden giren havanın oluşturduğu basınç arasındaki fark bir diyafram vasıtasıyla ölçülür. Bu ölçüm verisinden yola çıkarak elektronik veriyi bir çeşit formül hesabından geçirerek bize hız ölçü biriminden bize sunar. Tot tüpü modülümüz 4 ana parçadan oluşmaktadır. Sinyal kablomuz, elektronik hesaplayıcımız, yani bir de basınç farkı hesap. Bu modül hem basınç farkını da hesaplayan bir sistem bulunmaktadır. Basıncımız taşıyan borular ve pitot tüpümüzün hava giriş kısmı. Burada uçak İHA'mız yani havada giderken havanın akışından dolayı ön tarafta toplam bir basınç oluşmaktadır. Yandaki hava deliklerinden basınç da alınmaktadır veri olarak. Kritik basınç ile toplam basınç arasındaki fark hesaplanılarak yani Bernoulli denklemleriyle yararlanılarak havadaki hızımız hesaplanmış olur. Burada OCD ekranı üzerimizde hava hızımızı ve yer hızımızı görmekteyiz. Hava hızımız pitot tüpü vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Sensörlerimiz bitti. Şimdi nasıl bir uçuş kontrol kartı seçmeliyiz konusuna gelirsek. Öncelikle görev tanımımız çok önemli. Sabit kanatlı bir model mi kullanacağız yoksa döner kanatlı bir model kullanacağız? Bunlar çok önemli. Çünkü kullanacağımız sensörler ve kontrol kartları bunun etrafında şekillenecektir. Benim önerim sabit kanatlı modellerde PixHub Cubic ve Vector gibi uçuş kontrol kartları kullanılmasını tavsiye ediyorum. Döner kanat versiyonlarda NASA F serisi kontrol kartları ve iNav uçuş kontrol kartları önermekteyim. Telemetri ve haberleşme sistemine geçersek İnsansız hava aracı ile iletişim için iki sistem bulunmaktadır. Bunlar uzaktan kontrol sistemi ve telemetri sistemidir. Uzaktan kontrol sistemine geçersek uçağın manuel şekilde kontrol edilmesini sağlayan sistemdir. Ayrıca uçağın modlarını kumanda vasıtasıyla ayarlayabilirsiniz. Burada genellikle kullanılan Fly Sky, Taranis,
XT9D Plus modeli görünmektedir. Kutu içerisinde gelen BrightSky X8R alıcımız da bulunmaktadır. Bu modeli önermemin sebebi genellikle güncelleme alan ve piyasada çokça kullanılan bir model olduğu için bunu önermekteyim. Telemetri sistemi nedir dersek, telemetri sistemi herhangi bir sistemin ulaşılamayan bir kısmının uzaktan kablolu veya kablosuz olarak izlenmesi veya kontrol edilmesidir. Bunu biraz daha açıklarsak, uçağımız üzerinde bulunan bir tane verici sistemimiz bulunmaktadır. Yer istasyonumuzda da bir alıcı bulunmaktadır. Uçağımızın üzerindeki sensörlerden gelen verileri uçuş kontrol kartı üzerine geçiyor ve uçuş kontrol kartından telemetri vericimizden yer istasyonumuza gelmektedir. Bu sayede uçağımızın işte uçuş yönü, GPS konumu, havadaki hızı gibi önemli verileri yer istasyonumuzda sağlamış olmaktayız. Bu bize ne sağlar derseniz, uçağımızın kontrolü sırasında limitler dışına çıkmamasını sağlar. Uçağımızın durumu hakkında, bataryamızın durumu hakkında verileri elde etmiş oluyoruz. Sayede. Bunlar bizim için çok önemli. Etki ve kontrol sistemlerine geçersek, 3 ana başlığı ayırdım. Motor ve pervane seçimi, E-seviye batarya seçimi ve üçüncü konu servo seçimi olarak 3'e ayırdım. Öncelikle motor ve pervane seçiminden başlayalım. Genellikle lisans araçlarında brushless motorlar kullanılmaktadır. Brushless motorları avantajlarına değinirsek, hız kontrol sabit tork ile yapılabilir. Verimleri yüksektir. Fırçasız yapılır sebebiyle sürtünme yoktur. Ark yapmaz. Karbon tozu üretmez. Boyutları diğer motorlara göre daha küçük. Moment ise daha yüksektir. Yüksek devirlerde problemsiz çalışır. Sessiz çalışırlar. Çok az ısındılar. Çok daha uzun ömürlüdürler. Bakıma da ihtiyaç duymazlar genellikle. BLDC motorların dezavantajlarına gelirsek, karmaşık bir kontrol devresi vardır. Yani bir ESC devresine ihtiyaç vardır bu motorları sürmek için. Onun sensörlerine ihtiyaç duyarlar. Maliyetleri yüksektir. Pervane seçimi gelirsek, pervane seçimi toplam kalkış ağırlığı ve motor özellikleri birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır. Bu video giriş babında olduğu için ilerleyen serilerde pervane hesapları, motor hesabı gibi konulara da değineceğiz. Burada bir pervanenin verilerini görmekteyiz. Burada bir pervane örneğimiz bulunmaktadır. ESC ve batarya sistemlerini incelersek, ESC nedir dersek, düşük gerilimli PWM servo kontrol sinyaliyle ESC tarafından yüksek gerilim ve akımda fırçasız motoru sürecek anahtarlama işaretlere dönüştürülür demiş. ESC bağlantısı nasıl yapılır derseniz, ESC yüksek gerilimli batarya direkt bağlanmalıdır. Batarya sistemimiz burada. ESC'miz direkt bu sisteme bağlanıyor. Her motor için bir ESC kullanılması gerekecektir. Motorumuz da ESC'ye bağlandı. Motor bağlantı uclarının sırası motorun dönme yönünü değiştirir. Ortadaki motor bağlantımızı sabit tutarak diğer iki kablomuzu değiştirerek motorun dönüş yönlerini değiştirebiliriz bu sayede. Bu motor beklenenden farklı yöne hareket ediyorsa önce bu bağlantı kontrol edilmelidir. ESC kontrol sinyali servo kontrol sinyaliyle aynıdır. Bu sayede ESC'mizi uçuş kontrol kartımızın çıkış pinleriyle kontrol edebiliriz. Motor kontrol için İHA kontrol bilgisayarından buna yönelik uygun sinyaller üretilmelidir demiş. Batarya konusuna gelirsek,
sistemin talep ettiği enerjiyi sağlamak için içki sisteminin bileşenlerini destekleyecek şekilde batarya seçimi yapılmaktadır. Bu ne demek olur derseniz, yani bataryamızın motor, ESC, pervaneleri bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. Burada bahsi geçen itki sistemleri bileşenleri için yaygın şekilde kullanılan lityum polimer yani lipo bataryaları seçerken hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiğine kısaca değineceğiz. S değeri seri bağlı hücre sayısı. Bir lipo batarya hücresi 3.7 volt nominal değer gerilime sahiptir. Tam dolu bir hücre 4.2 volt değerine sahiptir. Hiçbir hücre 3 volt altında gerilim değerine düşmemelidir. Yaygın olarak 3S, 11.1 veya 6S, 22.2 nominal değerli piller İHA'larda kullanılmaktadır. ESC ve motor gerilimlerinize bağlı olarak uygun S değerli bataryayı seçebilirsiniz. Mach değerine gelirsek, batarya akımı bölü saat kapasitesi anlamına gelir. Bu değer bizim bataryamızın kapasitesini belirtmektedir. Bataryanın 1 saatte kaç miliamper akım sağlayabildiği bilgisini verir. Bu değer bataryanızın direkt kapasitesini yansıtır. Uçuş süreniz bu değere bağlı olarak sınırlanmaktadır. Örnek, İHA'mız ortalama 20 amper akım çekiyorsa 5000 miliamper saat bir batarya 5 çarpı 60 bölü 20 15 dakika size enerji sağlayacaktır. Tabii bu teorikte bir bilgi. Bunun içine sıcaklık ve birçok parametre girmektedir. Hiçbir lipo batarya %100 deşarj edilmemelidir. Bu nedenle hesaplanan sürede 2-3 dakika daha eksik sürede uçuş yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Bu ne demek oluyor? 3.7 nominal değerimizin altına düşmememiz gerekiyor bu süreçte uçuş süresinde. Çünkü lityum polimer pillerde nominal değerin altına düştüğümüzde kapasite düşümü olmakta. Bu da bizim bataryamıza zarar verir. Daha ilerleyen süreçte daha az süresine sahip olmamızı sağlar. Bu da istemediğimiz bir durum. C kas sayısı deşarj oranı. Bataryanın ne kadar hızlı deşarj olabildiğini gösteren kas sayıdır. Bataryanın kapasitesiyle birlikte değerlendiğinde bir anlam ifade eder. Bu kas sayı doğru seçilmezse ESC ve motorunuzun anlık olarak talep ettiği akım bataryanızı sağlayamaz ve aracınız istediği performans değerine çıkamayacaktır. Pilden anlık çekilebilecek akım C değeri çarpı pil kapasitesi 25C çarpı 5 amper 125 amperlik bir anlık akım çekebilme kapasitemizi belirtmiş oluruz. Örnekteki batarya ile anlık 125 amper akım sağlayabilmektedir. Bunun üstünde akıma ihtiyaç duyan bir ESC kullanıyorsanız batarya bu akımı veremeyecektir. Aşırı ısınma ve yanma riski oluşacaktır. Motorun pil akımı da düşünülerek ESC'nin %10 üstünde bir C değeri seçilmelidir. Pinler genelde 1C veya 2C değerde akımlarla şarj edilmelidir. 5C üzerinde bir akımla şarj etmek pilin patlamasına neden olacaktır. Servolara geçersek, servo nedir dersek, servo motorlarının görevi bir elektronik sürücüden gelen sinyali harekete çevirmektir. Servonun iç yapısında bir elektrik motoru, elektronik kontrol devresi, potansiyometre ve dişliler mevcuttur. Bu sayede uçuş yüzeylerimizin hareketlerini sağlamaktayız. Uçağımızın sağa, sola, yukarı, aşağı gitmesini sağlayacak kontrol yüzeylerini kontrolünü sağlar servomuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen serilerde görüşmek üzere.